kötü lan. Elini çekince ne oluyor? Sen Sebastian. Sensin Sebastian. Bugün Göksel yok çünkü zaten Göksel benim gözümle Masumlar Apartmanı'ndaki Safiye'den bir farkı yok. Yemin ederim. Göksel Masumlar Apartmanı'ndaki Safiye, ben de Safiye'nin salak ettiği kardeşe sorumlu. Aynen o durumdayız. Sebastian'ımız. Çok hafif, çok şahane. Böyle yiye içe güzel sohbet ederek minnak bir video çekelim diye düşündüm. Bugün biraz kalabalığız, yan tarafları göstermiyorum. Peki bu benim tamam. San Sebastian'ım. O senin. Bu San Sebastian kimin? O da Emoş'umun. Çok sevdiğim bir kardeşim var da yanımda bugün. Şimdi bugün geldik. Bu kafeye girişini birazcık çektim. Burası Pikta diye bir kafe. Kadıköy'de yolunuz düşerse bekliyorum. Bu kafeyle ilgili ayrı bir video mutlaka yapacağım. Ama sosyal medyadan beni takip edenler bilirler. Genelde çoğu zaman dışarıda olduğum vakit burada resimlerim vardır. Burası böyle arkadaşlarımla buluşup hoş sohbetler yapabileceğim. Çok nezih, çok kaliteli. Tuba Hanım, kafamın gölgesi sizin vücudunuza yansıyor. Acaba bir şey olur mu? Sizin açınızdan bir sıkıntı yaratır mı? Kafan o kadar büyük kafam var. Yok, ışık arkadan vuruyor ya. Bak şöyle üstüne evet, bakarsan şöyle hani sizin için yüzünüz gözünüzü kapatmıyor. Hayır. Yani sadece şöyle bedeninize vuruyor. Sen ışığı kapıyorsan olmaz yani. Yok, senin ışın zaten parlıyor. Kapanmak mümkün mü? Şimdi dediğim gibi burası çok sevdiğim bir mekan. Arkadaşlarımla sürekli buluştuğum ve geldiğim hepinize öneririm. Çok güzel şeyleri var. Bu fasıl bitti. Açıklamalara burayla ilgili bilgileri zaten yazacağım. Şimdi bugün sohbet ederken arkadaşlarla bir konuya değindik. O konuyu sizlerle paylaşmak ve görüşlerinizi almak istiyorum. Biliyorsunuz son dönemde çok popüler olan iki tane dizi var. Biri Masumlar Apartmanı TRT'de ki uzun yıllardır ilk defa TRT'de bir dizi takip etmeye başladım. Gerçek Hayat hikayesi. Bir de bunun dışında TV8'de Kırmızı Oda var. Orada da Binnur harikalar yaratıyor. Bir diğerinde de biliyorsun Ezgi Mola. Bir de aynı şevk ve heyecanı o diziyi seyrediyorum. O da Gerçek Hayat hikayesi. Tabii psikolog danışman olarak çok daha fazla da dikkatimi çekti dizilerin konusu. Hani izlemem gerektiğini düşündüm. Başladım ve bırakamadım, takip ediyorum. Şimdi biz okula başladığımızda dediler ki bize İstanbul Üniversitesi'nde sen bir psikolog danışman olacaksan sana gelen danışanlarınla kuracağın ilişkide en önemli, dikkat edeceğin en önemli birinci etik kural gizlilik dediler. Bu bize sınavlarda soruldu, mülakatlarda soruldu, sözlülerde soruldu. Biz bunlar notlar aldık, biz bu şekilde diploma aldık. Gizlilik psikoterapinin yani danışan ve danışman sürecinin en önemli dinamiği dediler. Doğru. Yani sen orada bir insana yardım etmeye çalışıyorsun. Onun en mahrem hayatına giriyorsun. Bunu zaten deşifre etmek inanılmaz gayri ciddi ve rezil bir durum. Artı bir de şöyle bir şey var. Psikoterapinin yani sağaltımın sağlıklı olması açısından da ben işte herhangi birinin hikayesini ve sorunu bir başkasıyla paylaşıp
ondan fikir alırsam zaten kendi terapime objektifliğimi kaybediyorum. Objektifliğimi kaybettiğim anda zaten danışanıma yardımcı olamam. Bir sürü etik ilkeler vardır. İşte danışanla ilişkiye girmemek, özel yakınlık kurmamak, danışanın atıyorum işte cinsi, mezhebi, dini, inancı ne olursa olsun ayrımcılık yapmadan aynı adaletle ve aynı iradeyle yaklaşımda bulunmak falan gibi bir takım ilkeler var. Ama tekrar bunun başı gizliliktir. Şimdi bakıyorum kırmızı odada ciddi ciddi bir dünya insanın en mahrem hayatları. Kadıncağız da ölmüş herhalde bildiğim kadarıyla, değil mi? Psikiyatr olan kişi. O bir ekip danışmanlık merkezi var. Sonuçta bir yasal olarak demek ki böyle bir gizlilik yokmuş. Kadın kitap yazmış, kitabından esinlenerek anlatılmış. Yani yapacak yani bir şey. Yasal olarak yani Psikologlar Odası Derneği'nde böyle bir yürütme kanunu var diye biliyorum. Varsa kaldırırlar o zaman o diziyi. Zaten bir takım şeylerde, girişimlerde de bulunuldu. Öyle mi? Evet, gerçekten doğru değil. Ne kadar isimleri değiştirseler de. İnsanların yaşanmış olan en özel, en mahrem anıları, en mahrem hayat sırları, yani bunları deşifre etmek iki dizide de ne kadar oyuncular son derece başarılı olsa da çok doğru değil diye düşünüyorum ve etik bulmuyorum. Ancak bir taraftan da şöyle bir artist olduğunu gördüm. Şimdi bizim toplumumuzda biliyorsunuz, ben deli miyim, deli doktoruna mı gönderiyorsun beni gibi saçma sapan bir algı vardır. Halbuki mideniz ağrıyorsa bir gastroenteroloğa gitmek ne kadar normalse veya kalbinizde bir sıkıntı varsa bir kardiyoloğa gitmek ne kadar normalse, bir iç sıkıntınız ve kaygı bozukluğunuz varsa da bir psikiyatra gitmek veya psikolog danışmana gitmek o kadar normal. Yani bu acayip normal bir şey. Ancak bizim ülkemizde ve birazcık böyle bizimki gibi ben böyle bir tık geri kalmış ülkelerde bu mantalite oturmuş durumda değil. İşte bu anlamda bu farkındalığı yaratmak adına bu dizilerin çok artıları olduğunu düşünüyorum bu zihniyete sahip kişilere. Yani mental anlamda insanları bayağı bir değiştirdi. Psikoterapi böyle olur, bayağı işe yarıyormuş, enteresan falan gibi düşünüp artık böyle terapi süreçlerine, psikologlara ya da psikiyatristlere eskisi kadar kötü bakmayan, uzak bakmayan, itici bulmayan ciddi bir kitle de oluştu. Yani uzun lafın kısası. İki dizinin hastası. Binnur'a bayılıyorum, Meliha'ya kahroluyorum, Binnur'un hastalarından, işte gerçek adı Meliha değil ama Meliha'nın hayatına ve diğerlerine. Bir diğer tarafta da Sefiye'nin obsesif kompulsif davranış bozukluğuna, yani hem obsesyonlarına hem kompulsif bozukluklarına, hem takıntılı düşüncelerine, hem de tekrarlanan hareketlerine, mesela taze fasulyeyi tek tek dörder kere yıkaması gibi. Yani çok korkunç şeyler tabii. Bunu da çok büyük bir keyifle izliyorum. Yalan yok. Bir psikolog danışmanı olarak ama karar veremiyorum. Acaba hangi mantık doğru? Kaldırılmalı mı? Kaldırılmalı mı? Kaldırılmamalı mı? Gerçekten işin içinden çıkamadım. Ben çıktım işin içinden. Ne yapmalı? Bence kaldırılmamalı ama çukur izlenmeli. Ya en güzeli valla. İdris babamız, çukur evimiz. Peki. Bugün bunu sizle paylaşmak istedim. Benim gibi düşünüyor musunuz bilmiyorum ama düşünceleriniz nelerdir yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize tontiş pompiş öpücükler. İyi akşamlar. Bye bye. Biraz daha sevecen kapat.